parlamenter sistemden biz başkanlık sistemine geçersek bu parlamentonun kalkması değil, parlamentonun denetleme görevini, asli görevini yapması demektir. Bizim gibi ülkelerde biraz da tabiatı icabı, milli yapısı çok çeşitli kökenlerden gelen bir ülkede parlamenter sistemde bir takım tıkanıklıklar, bir takım zorluklar var. Gruplaşmaların çok fazla olacağı muhtemel. Hatta şehirlere dayalı veya bölgelere dayalı insanlar dahil olabilir. Şimdi ben bir şu mahsuru da gördüm. Parlamenter sistem esas itibariyle fonksiyonunda denetlemek vardır. Yani icranın denetlenmesi vardır. İcrayı iyi yapabilmek lazım. İcranın da iyi olması, icranın da iyi denetlenmesi lazım. Ama bugünkü parlamenter sistem bu denetlemeyi yapamaz. Neden? Çünkü koalisyon olarak dahi olsa parlamentoya hakim oluyor parti grubu. Ancak azınlık olursa olur. Azınlık hükümet olursa olur. Bu da mümkün değil genelde. Bu vaziyette herhangi bir hükümetin aleyhinde bir denetleme konusu o parlamentodan geçmez. Nitekim bizim zamanımızda böyle. Biz hem parlamentoya hakimdik hem icraya hakimdik. Bu sistemin önemli mahsurlarından biri bu. Parlamentonun, yani yasama yapan, denetleme yapan parlamentonun icradan tamamıyla ayrılması lazım. Bu nasıl olacak? Başkanlık sistemi olmadığı zaman hükümet şöyle oluyor. Hükümet parlamento içinden teşekkür ediyor. Yani üyelerden siz bakanları seçiyorsunuz. Bakanın hep iki vasfı var. Ya devlet adamı vasfıdır veya siyasi vasfıdır. Benim tecrübem şunu gösterdi. Parlamenter sistemde siyasi vasıf her zaman alınmaz. Devlet adamı vasfı hep geride kalır. Çünkü onun seçilme endüstrisi vardır. Halbuki başkanlık sistemine gittiğiniz zaman devlet adamı masum daha ağır basar. Çünkü seçilme endişesi yoktur. O cumhurbaşkanı ile gelir ve onu gider. Böyle kabul etmesi lazım. Bu olduğu zaman devlet adamı masum ağır basar.